Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizi bahçemde karşılamak istedim. Çiçeklerimin arasında. Biraz bugün lavantadan bahsedeceğiz. Bazı videolarımızda lavantadan bahsetmiştik ama bugün biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Birçok virüslerle ve bazı hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu zamanlarda bu gibi bilgileri edinmek gerçekten bizim için çok faydalı olacak. Bahçemde birçok çeşit bitkim var. Bunlardan birisi de lavanta, gördüğünüz gibi. Bu lavantalar çeşit çeşittir. Ben Lavandula angustifolia adındaki gerçek lavanta da diye tabir edilen bu lavantadan diktim. Gördüğünüz gibi çiçeğinden de, tohumundan da, yağından da çok çeşitli bir şekilde faydalanabilirsiniz. Birkaç dal da biberiye kopartalım. Biberi de oldukça güzel bir bitki. Biberin de yağından, kendisinden kuru olarak da faydalanabiliriz. Biberiye beyin süpürgesi de deniliyor. Kötü düşüncelerden ve hislerden bizi arındırıyor. Bunu da lavantamızın yanına koyalım. Birkaç dalda yasemin kopartalım. Yasemin de aynı şekilde çok huzur verici bir kokusu var. İnanın şu anda müthiş kokular arasındayım. Müthiş bir terapi. Birkaç dalda nane kopartalım. Nanenin de güzel bir aroması var. Hem yemeklerde hem de içeceklerimizde kullandığımız müthiş bir şey. Tabağımızın içinde biberimiz var, nanemiz var, lavantamız var ve yasemin var. Arkadaşlar, limonlarımız henüz daha tam olgunlaşmadı ama bu şekilde içeceklerde kullanmak için çok güzel bir fikir olacak. Limonu yeşil şekilde de tüketebilirsiniz. Hem C vitamini bakımından zengin, hem de onun da bir rahatlatıcı kokusu ve özelliği var. Güzel bir şekilde yıkıyoruz. Zaten ben kesinlikle kimyasal hiçbir ilaç kullanmıyorum. Gübrelerim de gayet doğal. O yüzden tabii ki bazen bazı böcek misafirlerimiz olabilir. Onlardan kurtulmak için yıkamamızda fayda var. Bardağımızın içine bir parça limon koyalım. Bir parça biberiye, bir iki dal nane, birkaç dal da lavanta koyalım. Üzerini suyla tamamlayalım. Bu suyu akşamları ya da günün herhangi bir saatinde stresli olduğunuz zaman veya sakin bir vakit geçirmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Biraz ağzını kapatın, birkaç saat kadar dinlendirin, bütün aroması suya sinsin ve daha sonra yudum yudum içebilirsiniz. Akşamları güzel bir şekilde uyku çekersiniz ve sizi oldukça sakinleştirir. Herhangi birisi yoksa sadece lavantadan da yapabilirsiniz. Limondan da, biberiyeden de, hepsinin müthiş şifası vardır arkadaşlar. Tabii ki eğer lavantanız varsa çok şanslısınız. Arkadaşlar, bunun yanında lavantanın
tohumundan da faydalanabiliriz. Bu tohumundan da güzel bir çay yapacağız şimdi. Bunu da sakinleşmek için, güzel bir uyku çekmek için, beyninizin ve ruhunuzun rahatlaması için denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu lavanta tohumunun karaciğere de müthiş şifası var. Özellikle karaciğerinizde rahatlatmak istiyorsanız kür halinde 15 gün kadar da her akşam içebilirsiniz. Tarifini vereceğim şimdi arkadaşlar. Cezvemizin içine 1 bardak kadar su koyuyoruz. 1 çay kaşığı kadar lavanta tohumunu ekliyoruz. Ve daha sonra ağzını kapatarak kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar yavaş yavaş kısık ateşte pişiriyoruz. Ve daha sonra süzeceğiz ve afiyetle içeceğiz. Lavanta yağının faydasını artık say say bitiremezsiniz. Böcek ısırıklarından tutun, soğuk algınlıklarından, rahatlamak için, uyku için, antiseptik olarak veya çekmecelere koyarak, kelebeklenme veya herhangi bir böceklenmeden korumak için lavanta yağını kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir ped alarak, pamuklu bir bez, birkaç damla lavanta yağını damlatırsınız ve daha sonra bunu çekmecenizde çamaşırlarınızın arasına koyabilirsiniz. Ayrıca askılı elbiseleriniz için gardıropta çamaşır askısını da bir bezle sarabilirsiniz veya bir tülbentle ve lavanta yağından kullanabilirsiniz. Bu şekilde böceklenmesini de önleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi bir buhar makineniz varsa içerisine su koyarak lavanta yağından 7-8 damla damlatarak akşamları güzel bir uyku çekmek için bu buhar makinesinden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu buhar makinesinin sayesinde sivrisinek ve diğer haşereler de sizi asla rahatsız etmez geceleri. Benim gibi eğer böcekler sizi gerçekten çok seviyorsa, ki mutlaka beni sivrisinekler ısırır dışarıya çıktığım zaman, lavanta yağıyla hemen ısırılan yere müdahale edebiliriz. Bu şekilde ısırılan yere sürebilirsiniz. Ve sivrisineğin kaşıntısından, ısırığının kaşıntısından ve kızarıp şişmesi gibi bu durumlardan kurtulmuş olursunuz. Ben bahçeyle uğraştığım için geçenlerde hem sivrisinek ısırdı, hem örümcek ısırdı, hem de karıncalar ısırdı beni. Ve hemen lavanta yağıyla müdahale ettim. Acısından, ağrısından ve kaşıntılarından kısa bir zamanda kurtuldum. Tabii daha ciddi durumlarda mutlaka doktorunuza görünmenizde fayda var. Özellikle Avustralya'da çok tehlikeli örümcekler var. O yüzden benim bahsettiğim normal böcek ısırıkları, diğer tehlikeli durumlarda mutlaka doktorunuza görünmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, alerjik gibi durumlarınız varsa kendiniz de test edin. Herhangi bir alerjik durum olmadığına emin olduktan sonra kullanın. Çok faydalı olacak diye çok kullanmayın. Her şeyin ortası yarardır. Bunu unutmayın. Ve bir şeyi, bu çay da olabilir, krem de olabilir, şampuan da olabilir, herhangi bir kozmetik ürün de olabilir, 30 günden fazla aynı ürünü kullanmayın. Yoksa vücudunuz bağışıklık kazanır ve faydasını pek fazla görmezsiniz. Arkadaşlar, sakinleşmek için lavanta kullanıyorsanız birkaç hafta sonra melisa veya başka bir papatya çayı veya başka rahatlatıcı çaylarla değiştirebilirsiniz. Hiçbir şeyi 30 günden fazla kullanmayın. Daha sonra, ara verdikten sonra tekrar
kullanabilirsiniz. Arkadaşlar daha önceki videolarımda da söylemiştim ama tekrar hatırlatmak istiyorum. 2 aylıktan küçük bebekleriniz varsa hiçbir esansiyel yağı küçük bebeklerinizin odasında bu şekilde veya yastıklarına damlatarak kullanmayın. 2 aylıktan büyük olan çocuklarda da sadece birkaç damla. Daha fazla sakın kesinlikle kullanmayın. Çocukları rahatsız edebilir veya herhangi bir alerjik durum ortaya çıkabilir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz 2 yaşından sonra eğer alerjik bir durum yoksa. En güvenilir, en iyi rahatlatıcı esansiyel yağ çocuklarımız için papatya yağıdır. Veya lavanta da olabilir çocuklarımızı uyutmak için. Arkadaşlar çayımız da hazır. 15 dakika kadar kaynadı. Çayımızı süzüyoruz. Afiyetle akşamları bu çayımızı tüketebiliriz. Hiçbir tatlandırıcı, bal falan kullanmanıza gerek yok. Arzu ediyorsanız biraz ılıdıktan sonra bal kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek için şimdilik hoşça kalın. Şifalı günler diliyorum.